Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda ortağımıza bir proxy eklemiştik. Şimdi bunu bir job'la test edebiliriz. Ben şimdi farklı bir yöntem deneyeceğim. Bu job'ı klonlayacağım arkadaşlar. Bir daha üzerinde ayarlarıyla tek tek uğraşmak istemediğim için. Job'ı klonladım. Edit diyorum. Proxy test ismini verdim. Alacağım virtual machine'i de buradan siliyorum. Tekrardan ekleyeceğim. Örneğin SQL makinesini alsın. Bu makine boş bir makine. Üzerinde disk falan yok. Sadece makinenin kendisi var. Bu ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum ama storage sekmesinde gördüğünüz gibi bakın burada backup proxy var. Choose diyorum. Burada artık eklemiş olduğum makineyi burada görebiliyorsunuz. Siz isterseniz otomatik selection'da bırakırsınız. Burada en uygun olan makineyi Vim gidip seçer ve onun üzerinden devam eder. Ya da siz dersiniz ki ben seçtiğim bu job için seçtiğim proxy'lerle çalışmak istiyorum. O yüzden proxy'nizi seçmeniz lazım. Ben şu an burada proxy'yi seçtim. OK diyorum. Next diyorum. Diğer tüm ayarlarda değişiklik yapmıyorum. Ve finish diyorum. Şimdi bu job gördüğünüz gibi üzerinde bir stop işareti var. Çünkü bu job disable. Disable olabilir. Ben bunu zaten manuel olarak çalıştıracağım. Şimdi start diyorum. Üstüne çift tıkladım. Bakalım nasıl işlemlerde devam edecek. Şimdi makinenin diski olmadığı için proxy kendine de bağlamayabilir. Şimdi Vim proxy QNAP'a erişmeye çalışıyor. Buraya erişebildi. Bundan yana bir problem olmadığını gördük. VM size 0 byte. Çünkü makinenin bir diski yok. Makine üzerinde VMware Tools yüklü olmadığı için bir uyarı verdi. Burada işlemi tamamladı ama diski hiç kendine bağlayamadı çünkü makine üzerinde bir disk yok. Ben bunu farklı makineyle tekrardan test edeyim. Örneğin DC'mizi backup alabilir. Hem elimizde bir yedeğimiz olmuş olsun. Finish diyorum. Start dedim arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir yol izleyecek. Job'un üzerine çift tıklıyorum. Detaylar açılsın. vCenter tarafına geldiğimizde burada da bir hareketlilik olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Cerevisiato DC01'in bir snapshot'ı alınıyor. Bu snapshot'ı aldıktan sonra diski PRX makinesi kendine bağlayacak. Görelim. Buradan da takip edelim. Şimdi snapshot bir tamamlansın. Tamamlandı. Gördüğünüz gibi bakın Reconfigure Virtual Machine başarıyla tamamlandı. Vim PRX makinesi bir işlem yaptı burada. Şimdi mesela makinenin üzerine eğer gelirsem bakın gördüğünüz gibi makinenin bir diski artmış oldu. Yani bu makinede aslında tek disk vardı. Bu makine kendine diski ekledi. Hatta diskin yoluna baktığınızda burada Cerevisiato DC01 makinesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu diskin, bu sanal makinenin diskini kendine bağladı. Şimdi onun üzerinden backup'ını alacak. Geliyorum. Şu an transfer işlemini başlattı. Gördüğünüz gibi backup proxy hot add yöntemiyle kendine hard diski bağladı. Şu an data transfer ediyor. Bunun bitmesini beklemeyeceğim. Proxy'ler bu şekilde çalışıyor. Eğer bir proxy seçmeseydik Vim Backup uygulaması zaten bunu yapacaktı ama ortamlarımızda sanal makine sayıları arttıkça bu sefer Vim Backup bu işi kaldıramaz olacak. Çünkü aynı anda işleyebileceği task sayısı limitli. Biz de bunları proxy ekleyerek aşıyoruz bu limitasyonları. Siz de ortamlarınızda bu şekilde proxy kurup kullanabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.